Bu ışığın bu kadar yüksek olduğuna bakmayın. Bu güneş değil, sokak lambası. Normalde şöyle açacaktım videoyu. Arkadaşlar beklenen an geldi falan diye ama dedim hazır kar başlamışken daha ilk akşamdan vlog çıksın bundan bir tane. Bir daha ne zaman açarım ne derim bilmiyorum ama şimdilik videoyu başlatmış oldum. Evet. Ertesi günden selam. Kar böyle. Orada köpek var. Şimdi yemek yiyeceğim. Ondan sonra da bir maket yapmak için. Maket değil aslında, bir figür benzeri bir şey yapacağım diğer kanal için. O yüzden hazırlıklı çıktım dışarıya. Sonrasında çatıya çıkacağız. Orada bir şeylerle uğraşacağım. Bakalım. Bizim evin hemen dışında şöyle kiler var. Ve şuradaki havanın soğukluğuna bir bakın. Burası da böyle eski püskü bir cam. Küçükken en büyük hayalim şu camın önünde oturup sobayı yakmaktı. Soba da şurada. Hiç yakmıyorlardı. Çünkü yazın istiyordum bunu. Sabah sabah saçlarımı daha düzeltmedim. Hiçbir şey yapmadım. Bu haldeler. Neyse işte kahve falan yaptım. Onun demlenmesini bekliyorum. Bugün video çekmem lazım iki tane. Bir tanesi bu kanal için vlog çekeceğim. Diğeri de coğrafya bir küçük kanalı için böyle kardan çok güzel bir şey yapmak geldi aklıma. Umarım olur ama bilmiyorum artık nasıl olacak. Akşam gösterdim, kar başlamıştı falan. Şu an böyleyiz. Hatta yukarıya çıkacağım. Hatta şöyle yukarı doğru çıkıp orada kapak fotoğrafı falan alacağım. Ama çok iyi, bakın şimdi göstereyim. Şurada bir kapak fotoğrafı alalım. Hatta gelmişken şöyle ileride bir tane Instagram için de bir fotoğraf çekeyim. Ondan sonra da diğer kanal için maket yapmaya geçeceğim. Onu da bitmiş halini burada paylaşırım, yine gösteririm. Ama maketin yapılış, maket değil ya aslında, böyle figür gibi bir şey. Onun yapıldığı şeyde, videoyu da diğer kanaldan izlersiniz. Size biraz etrafı gezdireyim ya. Böyle boş boş video olmasın. İşte böyle. Dün şurada bir tane fotoğraf attım. Şimdi bir tane daha çekileceğim. Şöyle güzel bir şey olsun. Görüntüsü olsun. Şöyle koydum. Işık tersten geliyor. Sorun kapkaranlığı. Burada olmadı. Çünkü karanlık. Üşlerim, zifiri karanlık. Kar giriyor zannettim de değilmiş tam. Tek poz vermeyi beceremiyorum ya. Şimdi gidelim şu maketi bitirelim. Çok üşüyeceğim. Bunun farkındayım. Bir 45 dakika falan sürecek yapması. Ama yine de yapmaya değer bence. Aslında hava da açık, bakın şöyle. Gördünüz mü? Aslında mavi. Böyle bu taraf mavi değil. Bu taraf mavi. Hafiften kar yağıyor. Biraz güneş açıyor. Biraz yağıyor. Bir şeyler oluyor. Aha. İşte. Dizime kadar geliyor. Herkes diyor, o çok yağmamış. Benim boyum kısa kardeşim. Benim dizime geliyor. Durun, burada kapatıyorum kamerayı. Yok yere ölmeyelim. Şimdi çıktım. Ama merdivenden üstüme kar döküldü.
Şöyle bir düşüncem var. Burayı açık bırakmak, en azından bir kapısını. Önceki videolardan izleyenler vardır. Ben orada normal güvercin besliyordum. Şu an yoklar. Böyle küçük kuşların falan yiyebilmesi için yem falan bıraktım diyorum ama kediler de çok geliyor bilmiyorum. Neyse şimdi ben markete geçiyorum. Tam 2 saat konuştum buradan ne oldu ne bitti diye. 3 dakikalık bir video vardı. Neyse. Şimdi bakın böyle bir köpek kulübesine çevirdim iglo yapacağım derken. Buradan güzel bakınca. Bir dakika. Böyle daha bir iyi sanki. Ama Olmadı be. Yani buz kalıplarım yamuk yumuk zaten. Küp küp olsaydı yapardım falan daha iyiydi. Çok uğraşmak istemedim çünkü çok soğuk. Ellerim bu hale geldi. Titriyorum. Aşırı derecede titriyorum. 45 dakikadır falan böyle karda zıplaya zıplaya geziyorum. Güneş gitti. En son açtıktan sonra. Şimdi bunun videosu 3 dakika 4 dakika bir şey tutacak. Müziğini koyacağım, yükleyeceğim direkt. Bu akşam çıkmış olsun elimden. Şu an çok güzel kar yağıyor ve işte böyle sis falan geliyor aşağı doğru. Yani duman gelmiyor. Bulut falan iniyor aşağıya doğru. Onun Reels'ını çekeceğim. Instagram'dan da bir tane içerik çıkartmış olayım aradan. Bugün 3-4 tane video çektim zaten. Onları bitireceğim. Halledeceğim böyle. Çok rahat oluyor çünkü dışarıya çıkmak için böyle üstünü giyin, üstünü başını düzelt, işte ekipmanlarını topla bilmem ne. Ama stokladığım zaman işte bir sürü videoyu çok uğraştırmıyor beni. Evde giyiyorum eşofmanlarımı. Oturuyorum kahve içerken montajı yapabiliyorum ama video çekmek daha zor bana göre şu an için. Ya yani şu süreçte çok zor. Öyle işte ben şimdi Reels çekiyorum. Hadi. Telefonun her yeri sırılsıklam oldu. Ben oturup şeyi siliyorum, sadece lensini siliyorum ki silememişim de yine. Bir dakika. Tamam. Bakın nasıl ama. Mustafa Bey, hava soğuk mu? Yo, sıcak. Hep aklıma bu geliyor kar yağarken. Şimdi içeriye gidip kahve yapacağım veya bir çay içeceğim çünkü fenayım. Ama biraz etrafı çekip içerik çıkartmamda bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi şöyle bir dönelim bakalım, ondan sonra eve gideceğim. Şimdi şöyle başlayalım buradan böyle. Şurası şey değil mi? Aşırı iyi değil mi? Hani böyle yabancı filmlerde olur ya, kara tuğla olayı. Bu bulunduğum kısmı evin arka tarafına denk geliyor. Ön taraftan daha güzel manzara çıkar. Ama evler falan olduğu için yani kim rahatsız olur olmaz onu bilmiyorum. O yüzden o tarafı çekmeyeceğim. Bir tane kapak fotoğrafı almamız lazım. Bekleyin şöyle. Durun. Nasıl çeksek buradan. Sahte sırıtmaya da... Umarım sesim geliyordur. Şimdi geçen gün beğendiğim bir tane kitap vardı. Aslında beğendiğim değil, bir koleksiyon kitabı. Gidip onu alacağım. Aslında hiç ihtiyacım yoktu ama rafta durması güzel olacaktır diye düşündüm. Geçen gün üst tarafta bir kitap bulmuştum da onu almak için gelmiştim. Yukarıda kimse var mı yoksa? Tamam. Videonun üstünden bilmem kaç gün geçti. Yani en son kapatmamın üzerinden. İşte gördüğünüz gibi çekim falan oldu. Saçlarımı hallettim. Her şey bitti normalde. Ama içimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Hani böyle bir yok oluşa doğru sürükleniyorum yavaş yavaş. Ve bu videoyu bu akşam izlemeniz gerekecek. Bu aldığım kitabı göstereceğim. Aldığım kitabı göstermeyi unutmuşum. Kader kitabını aldım, Gece Evi serisinin. Sinirden az kalsın kafayı yiyordum. Az önce şurada... Nerede o kitap? Şu kitabı gösterdim size. İşte Gece Evi serisinin Kader kitabı falan. Serinin geri kalanı da şurada kitaplıktaydı. Oturdum anlattım 2 saat. Ondan sonra telefonu bıraktım bir kenara ve yemek yedim. İşte üzerimi değiştirdim. İlçeye inecektim normalde, işim vardı. Telefonu bulamıyorum. Kaç saat oldu işte ara 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 ara. Şu an saat 5'e geliyor. 5'e çeyrek var. İşte ben en son 1.30'da kapattım kamerayı normalde işte anlattığım kitapları falan. Şimdiye kadar telefonu arıyorum. Şimdi telefonu buldum sonunda. Ama artık geç oldu. Bugün bir şey yapabilecek halde değilim. Akşama başka bir tane video gireyim. Ondan sonra bakalım bu videoyu kapatırız inşallah bir gün. Ama bugün kapatmayacağım. Çok sinirlerim bozuk. Bugün sinirlerim bozuk değil, artık videoyu kapatabiliriz. Bir şey söylememe gerek var mı bilmiyorum. Hani videoyu kapatmak için sadece bu kısmı çekiyorum. Böyle karlı, buzlu, kitaplı bir vlog olsun istedim yine. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere.